Evet, merhaba arkadaşlar. Şöyle ki vizenizi yükledim. Da şurada da hata yaptım. Da tekrar değiştirdim. Size de göstereyim. Bu 2019 2020 olacak. Değişikliği de yapayım da tekrar güncelleyeyim. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu sizin vize yazılınız. Şöyle ki arkadaşlar sizden daha önce de bahsettim. Arayüz tasarının 10 temel kuralını yazmanızı istiyorum. Burada bildiğinizde 3 temel kuralınızı açıklayınız. Soru tamamen klasik bir soru ve bilgiye dayalı. İkinci sorumuzda aşağıdaki tabloyu HTML tagleriyle oluşturunuz diyor. Arkadaşlar dikkat edin. Tabloyu nasıl diyeyim size, ne bileyim, row ve kol, daha doğrusu satır ve sütun sayılarına ve birleşimlerine lütfen dikkat edin. Renklendirmelere dikkat edin. Bunların renklerinin İngilizceleri falan zaten çok kolay ve basit. Hani şu sarı, şu turuncu. Hani biz öyle kabul edelim, tamam mı? Evet, devam ediyorum. Burada yine aynı şekilde bilgiye dayanan taglerim var. Bunları açıklamanızı istiyorum. Ardından ise aşağıdaki listeyi HTML tagleriyle oluşturunuz diyorum. Bunu da oluşturun lütfen. Aynı şekilde burada bir JavaScript ile beraber HTML sorumuz var. Bunun da kodlarını yazıp düzgün bir şekilde Word'e aktarıp buraya yükleyebilirsiniz. Bilgisayarı olmayanlar, tagleri yazamayanlar kağıtlara yazabilirler. Bunun fotoğrafını çekebilirler. Fotoğrafını birleştirip yükleyebilirler. Arkadaşlar lütfen soruları düzgünce cevaplayın. Doğru bir şekilde cevaplamaya çalışın. Çünkü şunu iyi değerlendirin. Elinizin altında çok güzel bir şekilde bir nimet var. Teknoloji. Ben hepinizin bu sınavdan yüksek alacağını düşünüyorum. Daha doğrusu bu ödevden. Sınav ödevinden demeliyim. Hepinize başarılar diyorum. Amacımız öğrenmek, amacımız kimseye düşük not vermek değil. Yeter ki öğrenin. Bunları hem de tekrar etmiş olursunuz. Hem de güzel bir orijinal, otantik bir iş olmuş olur. Adınızı, soyadınızı, numaranızı ve öğretim türünü yazmanızı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Hepinize çok çok başarılar diliyorum. Eğer bu sınav herkes tarafından yapılıp yüksek not alınırsa yapmış olduğunuz ödevleri finale ekleyeceğim. Çünkü finalin nasıl yapılacağı belli değil. Belki o zamana kadar pandemi hastası kalkabilir ve daha doğrusu pandemi salgın kalkabilir. Final yüz yüze olur. Hiç belli olmaz. O sınavda ise düşük alırsanız ödevler size ekstra puanlarla kurtaracaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden sınavınıza gereken önemi, özveriyi, dürüstlüğü yansıtmanızı bekliyorum. Herkese kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Ve şunu unutmayın, ben bilgisayarcıyım. Hangi ödevin kim tarafından yapılacağını az çok tahmin edebilirim, belki de yakalayabilirim. O yüzden bir şey yaparsanız iki kere düşünün diyorum. Ve akıllarda soru işaretini bırakıp sizi sınav kağıdıyla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Kolaylıklar.